Neden müdahale Çünkü etmediniz? senaryo Kremlin'de yazıldı ve çok ünlü olan, dediğim gibi, şekilden şekle girmeyi başarmış gençliğinin hırsızı, satanisti, pravoslavı, faşisti, çaristi ve en sonda Afrasyacı kimliğiyle kendini sevdirip tanıtmış Dugin ve kızı bu rolü çok güzel oynadılar. Ve hemen de zanlı belli oldu nasıl olduysa ve bu şekilde bir yazılıp çizilen bir oyun olduğu düşüncesindeyim. Dugin'in cenaze törenindeki gülümseyişi, insanları, misafirleri sanki iyi bir düğüne karşılarmış gibi karşılaması, cenaze töreninde yaptığı konuşma, hiçbir şey belli değilken ilk olarak Ukrayna'yı hedef haline getirmesi. Şimdi Ukrayna devleti de son 30 yıldır yakın tarihimizdedir. Rusya'da biz Ukrayna devletinin hiçbir zaman terör eylemine el attığını, bu şekilde bir temizleme operasyonu yaptığını görmedik. Böyle bir şeye şahit olmadık. Ama Rusya bu işlerde gayet iyidir. Kendi alanlarıdır. Bu onların en iyi oldukları alandır. Evet. O yüzden ben aslında dediğim gibi şu an son zamanlarda, son yıllarda Avrasya'da sevilen bir figür olan, aynı zamanda Rusya'da Putin tarafından abartılmış sevilen bir Dugin personasının ailesiyle birlikte bu oyuna katıldığını ve bu şekilde nasıl sonuçlanacağı belli olmayan şu an bir oyuna girdikleridir. Benim dediğim gibi birkaç kartım var. Dediğim gibi teröristin Ukrayna'dan geldiğini, Ukraynalı olduğunu söylenmesi Vovk'un. Bu Ukrayna'yı büyük bir hedef haline getiriyor. İkincisi, teröristin nedense Estonya'ya doğru yönelmesi bu Baltik ülkelerini hedef haline getiriyor. Aynı zamanda cenaze töreninin açık tabutta bu şekilde alenen, yani aklımızla dalga geçiliyor sanki. Benim aslında düşüncelerim bu yönde ve Darya Dugina'nın ölmediği düşüncesindeyim. Yani ne kadar uçuk gelse bile ben bugüne kadar hala inanmış değilim. Belki yarın öyle bir belge, öyle bir şey ortaya çıkar.